öncesinde bir protesto haberi vardı OHAL'le ilgili. O CHP eski Mersin milletvekili Aytu Atıcı 729 gün boyunca sakal uzatmıştı. OHAL başlangıcından itibaren OHAL kaldırılınca Atıcı da sakalına veda etti hem de kameraların karşısında. Geldiniz. 3 ay değil 24 ay geçti. O günden bugüne 90 gün değil tam 729 gün geçti. OHAL'i protesto etti. Aradan geçen 729 günde bir kez bile sakal tıraşı olmadı. OHAL bitince sakal da gitti. 20 Temmuz'da yapılan bu olağanüstü hal uygulamasının bir sivil darbe olduğunu söylemiştik. Parlamento tarihimizde en uzun siyasi eylemi yapmış oldum. Eski CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı 20 Temmuz 2016'da OHAL ilan edilince protesto kararı aldı. OHAL kaldırılana kadar sakal tıraşı olmayacağım dedi. Günden güne uzadı sakalı. En son 31 santime kadar uzadı, ondan sonra da uzamadı. Hatıra olarak bir kız bir tutam saklayabilirim belki. Kızım çok ısrarla sakaldan bir tutam istiyor. Çünkü o rüyasında bile 5 kere gördü sakalımın kesildiğini. OHAL'in kaldırılmasıyla soluğu meclis berberinde aldı Atıcı. 2 yıl zor geçti dedi. Hele hele Mersin gibi bir yerde böyle bir sakal uzatma eylemi hakikaten beni çok yordu ama onurla verdiğim sözü tutmaya çalıştım. Süreç boyunca birçok lakap da takıldı Atıcı'ya. Kadın arkadaşımız Noel Baba'ya benzetti. Oradan bizimki de dedi ki hayır Noel Baba değil OHAL Baba dedi ve ismimiz OHAL Baba kaldı. Karl Marx'tan tutun da Gandalf'a kadar çok geniş spektrumda. Açıklamanın ardından berber koltuğuna oturdu ama tıraş da kolay olmadı. Sakalı önce soğutucuyla dondurulup kısaltıldı. Sonra ustura vuruldu. Atıcı 729 günlük sakalına veda etti.